Anne niye? Burada niye sulu demediniz o zaman? Niye? Ben bakacağım bakayım sulu mu değil. Ay ne bileyim ben ya. Nasıl sulu ya? Kayınvalidem bugün bulamadı beni maalesef. İlk günün heyecanına ve yorgunluğuna veriyorum. Ama eminim yarın eliyle koymuş gibi bulacak benim yaptığım yemeği. Yo, herkes de var bu yoğurt. Allah aşkına neresi sulu ya? Ya biraz vicdanlı puan verin benim Allah aşkına ya. Vicdanım var ya. Vicdanlı puan vermiyorsunuz. Verseniz nasıl veriyorsun? Bir puan değil. Ben nasıl güzel yapsaydım veririm. Ben mi güzel yapmadım? Beğenmedim ben de göreceksin nasıl yaptığını. Olabilir. Nasıl yapmış? Nasıl yapamadınız? Yapamadın. Nasıl yapamamışsın? Bayağı yapamadın. Geç yaptın bir kere. Ama. Fıstık gibi de pişirdim. Biri sen aldın. Fıstık gibi de açtım. Bu arada bunu gelinizin hamuru da kalındı. Hayır, onu es geçtiniz. Kalın falan değildi. Es geçtiniz ve olmuş tabağa bir verdiniz. Tebrik ederim. Peki benim tabağımı bilseydi canım. Zaten 5 verirdi. Benim şu an tamamen kurguluyorsun. Yapamadınız. Kesinlikle kurguluyorsun. Bu arada afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Afiyet. Hak ettim puanı verdiğin için. Ki sen 3 aldın diye de sevindin yani. Az önce 1 almıştın. Gerçekten yapamadın. Hamurun kalındı. Malzemesini, harcını pişirdin. Hani yapamadın yani kabul edin. Harcını pişirmekle ne alakası var? Pişirmesi gerekiyordu canım. O da ayrı bir fark tatlı olabilir. Harcını pişirdi. 5 aldı. Yani İşte diyorum ya ikiniz de idare ettik. Yöresel yani, farklılıklar. Fatoş teyzeciğim teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Yani ben sizi sevdim. İnşallah bol bol puanlarınız hep bana İnşallah. Gelir. Yani puanım yükseliyor sen inşallah misin? Derken. Anne nasıl inşallah pardon da yani. Annem güzel i̇nşallah yapmış verdim. İnşallah bana verirsin en yüksek puanı diyor. Sen inşallah diyorsun ona. Ama yapamamışım. Hayır ben inşallah gelinime sana veririm diyeceksin. İyi öyle ama. Gelinime veririm diyeceksin. Veririm sana ama hayır, güzel inşallah yapmış. İnşallah sana veririm güzel. Demeyeceksin. Ama güzel yapmışım. Yapana verdim ama yapın. Nasıl yapacağım? Ama öyle söylüyor. Bak zaten. Güzel yapmış diyor. Bir sus diyor. Yapamamışsın güzel diyor. Güzel yapmışım demeyeceksin. Gerçekten yapamadın. Ya bunu kendin ya, kabul edin. Ya bunu hep seni gördüm. Seni yargılamanla, seni yargılamanla, seni yargılamanla değil bu. Ya bence var ya siz hani tamam bana 5 verdiniz ama İlayda'nın hakkı bence 4 değildi. Onun hakkı da 1'di. Sıra şimdi 3. kayınvalidemiz Ayşe Hanım'da. Buyurun efendim. Ah yine zorlu bir sınav. Evet. Vallahi gelininizin en iyi yaptığı şeylerden biri hamurmuş. Hamur işlerinde çok başarılı olduğunu söyledi. Bakalım gelininizin mantısını tanıyabilecek misiniz? Hazır mısınız? Hazırım. İlk tabaktan başlayalım efendim buyurun. Yemedim ki gelinin elinden bunu. Söyledi. Dışarıda yediğiniz için gelininizi elinden yemediniz. Evine gitsem de beni bundan yapmadı ki. Nasıl beğendiniz mi? İdare eder ama bilmiyorum. Tamam o zaman ikinci tabağı açalım. Biraz daha yumuşak. Yumuşak. Hı hı. Daha mı beğendiniz bile göre? Sanki kavrulmamış gibi. Kavrulmamış. Çiğ korlar ya. Tamam çiğden mi konur kavrulur mu peki? Hayır çiğden konur. Çiğden konur. Tamam. Evet. Buyurun efendim. Üçüncü tabağı da açalım. Tadı güzel. Şeysi, kıyması biraz sert duruyor. Sert. Hala iki mi favoriniz, beğendiğiniz? Bir nevi biraz. Tamam. Son tabağımızı açtık. Bunun hamuru pişmemiş ama mayhoş. Mayhoş ama pişmemiş hamuru. Hamuru pişmemiş ama mayhoş olmuş. Peki hangi tabağa kaç puan veriyorsunuz? Hı. Ayşe'nin tabağını bulabildiniz mi? Bir vereceğim şunu. Üçüncü tabağa 1 puan geldi.
bunu pişmiş biliyorum. Hı hı. Bilmiyorum garama. 3 veriyorum. İkinci tabağa 3 puan. 1 ve 4. 1 ve 4 kaldı. Birinci tabağa kaç puan veriyorsunuz? Bunu da 2 veriyorum. 2 puan. Dördüncü tabağa da o zaman 5 puan. Bunu da 5 veriyorum. Tamam. En başa alalım sizi. Ay. Bakalım efendim bugün Ayşe Hanım. 2 puanı hangi gelinle vermiş? Allah. Allah bu imtihandan bizi yardım et Allah. Hadi bakalım kaldırdık. Bismillahirrahmanirrahim. İlayda. İlayda 2 puan aldı. Bir yanındaki tabağa geçelim şimdi 3 puan verdiğiniz. Bakalım 3 puan hangi gelinimize gidiyor? Hazır mısınız? Hazırım. Haydi o zaman kaldırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Ümran, 3 puanın sahibi oldun. Şimdi sizi buraya aldım. 4. tabağın önüne. Bakalım 5 puan. Zeynep'e mi gidiyor? Yoksa Ayşe'ye mi gidiyor? Bu heyecan bambaşka bir heyecan. Bu kadar olmaz ya. Öğrenmek istiyor musunuz kime 5 puan verdiniz? Öğrenmek istiyorum da isterim Ayşe'nin olsun. Keşke öğrenmek Ayşe'ye verseydiniz. Ay bir de... Yazık ettiniz yine. Değil mi yine, Egar? Yine. Zaten Ayşe beni hep bunu söylüyor ya. Ay. Hadi o zaman bakalım. Kaldırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldırın. Ayşe. Ay! Maalesef Zeynep. Bu heyecan bambaşka bir şey ya. Ben bulamazsın dedim. Afiyet şeker olsun. Onur sen beni ne edeceksin böyle ya? Ayşe teyze. Ay sana da 4 mü verdi? 1 verdi. Yapma ya. Niye üzülüyor? Ayşe teyze benim tabağım, benim Ayşe'nin tabağını yerken şunu söyledi. Beni dinler misin? Kendine gel artık lütfen. Oh dur ben bir yerken kendine. Şunu söyledin. Hayır beni dinle lütfen kulağın bende olsun. Diyorsun ki mayhoş olmuş, pişmemiş 5. Adalet mi? Bunun hamuru pişmemiş ama mayhoş. Mayhoş ama pişmemiş hamuru. Hamuru pişmemiş. Ama mayhoş olmuş. Pardon içine limon mu koydum? Ya da ekşi bir şey mi koydum? Kayınvalide söylemeyi okuyorum diyorum. Demiş olabilir. Ben mayhoş olmuş, pişmemiş 5 ne demek ya? Galiba. Ya iyi de içine ben yorum yapıyorum, susar mısın? Ay sen, ben yaptım yemeği ama. Ayşe deniyorum. Bir dakika dur ben cevabını hazırım. Benim damak tadım herhalde mayhoşu seviyor. Pişmemişe de gitti ama senin damak tadı. Gitti ama içi, bir dakika dur, içi pişmiş. İçi pişmiş. Ayşe teyze duramıyorum. Ya, yorum yapmak çünkü hazmedemiyorum, dur. Anladın mı? Hazmedemiyorum. Zeynep'im. O kadar iyi yaptığıma eminim ki. Anlıca da bir aldı, boş verse. Ayşe teyze, bir dakika duracak mısın? Bana bir şey soracağım. En çok burada tadıp da güzel olmuş dediğin tabak benimkiydi. Neden 3 peki? Dürüşleri hoşuma gitmedi, dürüşleri. Hayır, ama çok beğendim lezzetini. Beryani açınca dürüşlerinin tadı daha tatlı geldi. İlk yediğimde öyle olabilir. Ama dürüşle tat, yani hayır, görsel diyebilirsin. Kıyması sertti. Çünkü kavurdular. Ayşe teyze, bana 2 puan verdin. İlk tabak benimdi, 2 puan verdin. Yani gerçekten... çok üzüldüm çünkü bir ile ikinci tabağa daha iyi yorumlar yapıp son iki tabağa daha Miray, kötü yorumlar yaptı. Kötü yorum yapmadı üçe canım. Tadı güzel. Şeysi, kıyması biraz sert duruyor. Miray'da, Zeynep ikiniz de söyle.